Arkadaşlar Merkez Yayınları 2. Fasikül TYT konu anlatımları. 2. fasikülde hangi konuları işleyeceğiz? Bölme, bölünebilme kuralları, asal sayılar çarpanları ayırma, bir doğal sayının bölenlerinin sayısı kısımlarını birlikte işleyelim. Bölme işlemiyle başlayalım arkadaşlar. A sayısı bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. Kalan arkadaşlar her zaman sıfırla B arasında. Yani B'den her zaman küçüktür işleminiz. Kalanınız B'den küçük olması gerekir. Yoksa işlem yanlış olmuş olur. K sayısı 0 ise A sayısı B sayısı ise tam olarak bölünür denir. Kalan daima bölenden küçüktür. Burada da söyledik. Şunu biraz geri alalım. A sayısı bölme algoritmasında arkadaşlar A sayısı eşittir. B ile C'nin çarpımına kalan eklediğinizde A sayısına ulaşmış olursunuz. Evet, buradan arkadaşlar eğer K sayısı C sayısından küçük ise B ile C yer değiştirebilir. Ya da tersi B ile C yer değiştirebiliyorsa K C'den daha küçüktür diyebiliriz. Her tam sayı kendisine ve 1'e tam olarak bölünür. A sayısı B sayısına bölünüyorsa B de C'ye bölünüyorsa o zaman A sayısı C sayısına bölünür denir arkadaşlar. A sayısı B'ye bölünüyorsa A'nın bir katı B'nin bir katına bölünür arkadaşlar. X ve Y sayısı Z sayısına bölünüyorsa X'in A katı Y'nin B katını alırsanız yine Z sayısına bölünmüş olursunuz. X sayısı Y sayısına tam olarak bölünüyorsa Y sayısı da X sayısına tam olarak bölünüyorsa arkadaşlar X sayısı Y sayısı birbirine eşit veya birbirinin ters işaretlisine eşittir diyebiliriz. Hemen burada bir bölme işlemine konuyu pekiştirelim arkadaşlar. 212 sayısını 21 sayısına böleceğiz. 2'de 21 yok. 21'de 21 bir defa var. Bir defa yazdığım zaman 21 kalan 0. 2'yi aşağı indiriyorum. 2'de 21 olmadığı için buraya bir 0 atıyorum ve işlemimizi bitiriyoruz. X buradan 10, Y sayısı buradan da 2 olur. Taraf tarafa toplarsam 12 olur diyoruz. İkinci soruda arkadaşlar A sayısı AB sayısına bölündüğünde X kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunlara sayı da verebilirsiniz. 1, 2, 1, 2, 1 şeklinde, 1, 2 şeklinde de diyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 1'in içinde 12 yok. 12'nin içinde 12 bir defa var. Buraya 12 yazıyorum. Kalan 0. 1'i aşağı indirdiğimde 1'in içinde 12 yok. Dolayısıyla buraya ne yapmam lazım? Buraya bir 0 atmam lazım. 2 indiriyorum. 2 de bir defa var. 12 kalan 0. 1'i aşağı indirdim. 1'in içinde 12 yok. Buraya bir 0 ekledim ve Y sayısı 1 oldu. X sayısı arkadaşlar burada ne olmuş oldu? 1010 sayısı oldu. Üçüncü soruda arkadaşlar. Bir bölme işleminde bölen bölümden 2 fazla ve bölüm kalanın 3 katıdır. Bölüm 15 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? Şimdi hemen arkadaşlar şuradan rengimizi maviye çevirelim. Şimdi arkadaşlar kalanın 3 katı olduğunu söylemiş. Bölüm kalanın 3 katı. Eğer arkadaşlar ben burayı 15 alırsak bölüm 15 demiş. 15 ise kalanın 3 katı olması için burası 5 olması gerekir. Bölen bölümden 2 fazla olduğuna göre burası 17'dir. Bölünen sayı istiyor. Bölünen sayı arkadaşlar. Bölünen sayı eşittir. 17 çarpı 15 bir de kalanı ekliyorum. Buradan da cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 260 olur. Dördüncü soruda arkadaşlar 190 sayısı A sayısına bölünmüş. Bölüm 14. Kalanın arkadaşlar 14'ten küçük olduğunu söylemiş. Az önce biz tanımımıza dedik ki eğer kalan sayısı bölen sayısından küçükse şunların yerlerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani 190 sayısını 14 sayısına bölebiliriz. Buradan bir defa var. 14 kalan 5. Buradan da arkadaşlar kaç defa diyebiliriz? 3 defa diyorum. Buradan da 42 kalan 8. Bizden istenen arkadaşlar A ile B. Burası A sayısı, şurası da B sayısıdır. A sayısı 13, B sayısı da 8. İkisinin toplamı 21'dir. Beşinci soru güzel bir soru arkadaşlar. Bir bölme işleminde bölüm kalanın toplam 24'tür.
Bölen, bölüm ve kalan ardışık tam sayılardır. Bölen ile bölüm yeri değiştirebilmektir. Arkadaşlar bölünen sayımız a olsun. Kalan sayımıza x dersek şurası x artı 1 olur. Ve burası da x artı 2 olur. Çünkü bize demiş ki bölen, bölüm ve kalan ardışık tam sayılardır. Dolayısıyla burada birinci durumda arkadaşlar bölen, bölüm ve kalanın toplam 24 olduğuna göre. Yani buradan x artı 2 artı x artı 1 artı x'in toplamı şu 3'ün toplamı arkadaşlar 24'tür. Buradan 3x artı 3 eşittir 24'ten. Buradan 3x eşittir 21. X sayısı 7'dir. X sayısı 7 ise şurası 7. Şu kısım arkadaşlar ne olmuş olur? Şurası da 8 olmuş olur. Şurası da arkadaşlar 9 olmuş olur. O zaman bölünen sayı A sayısı 9 çarpı 8 artı 7 72 79 olur diyebiliriz. 6. soruda arkadaşlar yukarıdaki bölme işleminde B kaçtır? Şimdi ilk önce arkadaşlar şu x sayısının 10'dan küçük olduğunu görebiliyorum. Bir de buradan da arkadaşlar 7 sayısı x eksi 1'den küçük olmalıdır. Buradan x sayısı 8'den büyüktür. X sayısı 8'den büyük ve 10'dan küçük olduğuna göre demek ki x sayısı 10 ile 8 arasındadır. 10 ile 8 arasında hangi sayımız var? 9 var. Demek ki x sayısı 9. X sayısına 9 yazarsam ben buradan A sayısını 10 çarpı 15 artı 9'dan A sayısını buradan 159 görebiliyorum. Dolayısıyla ben buraya 159 yazarsam buradan ne yapmış olurum? 159 eşittir. X yerine 9 yazdığım için şurası 8 olmuş olur. Dolayısıyla 8 çarpı B artı 7 ifadesi de buna eşit olmuş olur. Şu 7'yi buraya gönderirseniz arkadaşlar 152 sayısı kalır. Bu da 8B'ye eşittir. B sayısı arkadaşlar 152'yi 8'e bölerseniz 19 bulursunuz. 7. soruda x bir doğal sayı olduğuna göre yandaki işleme göre A sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar şu kalan işleminde 10 sayısı 2x eksi 1'den küçük olması gerekir. Buradan 11 küçüktür. 2x x sayısı 5,5'ten büyük. En küçük sayımız tam sayı olsun, doğal sayı olsun 6'dır arkadaşlar. Dolayısıyla ben buraya 6 yazarsam, x yerine 6 yazarsam 12, 11 olur. Şurası 11 olur. Şurası ne olmuş olur? 7 olmuş olur. A sayısı o zaman şöyle olur. 11 çarpı 7 artı 10 sayısından 77 artı 10, buradan da 87 buluruz. 8. soruda n bir doğal sayı olduğuna göre a'nın en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar her zaman n üzerinde, kalan üzerinden işlem yapmamız gerekiyor. 2n artı 1 sayısı bölenden küçük olması gerekir. 11'den küçük olması lazım. Şu 1'i bu tarafa atarsanız 2n küçüktür 10 sayısı. Dolayısıyla n buradan 5'ten küçük. N buradan küçük. A'nın en büyük olabilmesi için n'i 4 seçiyorum. O zaman A sayısı şöyle olmuş olur. Şuraya 4 seçersek arkadaşlar 4 yazarsam kalan ne olur? Kalan 9 olur. O zaman 11 çarpı 19 artı kalanı da eklersek bu işlemin sonucu arkadaşlar 218 olur. Cevabımız D şıkkıdır. 9. soruda şöyle bir şey var diyorum. Bir A sayısının B ile bölümünden kalan C'dir. A sayısı B üzeri yıldız artı C ile gösterilsin. Buna göre 25x 3 basamaklı bir sayı olmak üzere 25x sayısı 6 ile bölümünden kalan 1'dir. Eğer 6 ile bölünüyorsa bu sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünür demektir. 2'ye bölünüyor ve kalan 1 ise arkadaşlar o zaman x sayısı tektir. X sayısı tek olan 1'dir, 3'tür, 5'tir, 7'dir ve 9 olabilir. Şimdi arkadaşlar bu sayının 3 ile bölümünden kalan da 1'dir. O zaman rakamları toplamı 5 artı x eşittir 3'ün katı artı 1 olması gerekir. Şu 1'i buradan gönderirsek arkadaşlar buradan 7 6 artı x eşittir 3'ün tam katı. Şimdi 3'e tam olarak bölünür bu 1'i çıkarttığımız zaman. 3'e bölünebilmesi için burası 0, 3, 6 ve 9 olması lazım. Başta şöyle demiştik arkadaşlar. 2'ye bölünebilmesi için yani x yerine gelebilecek sayılar bunlardır. Dolayısıyla x yerine 0 gelemiyor. Şuradan hemen 0 gelemez, 6 gelemez. Kim gelecek arkadaşlar? 3 ve 9 gelecek. 3 ile 9'un toplamı da 12'dir. Bizden istenen budur.
10. soruda arkadaşlar C sayısının A cinsinden değerini istiyor. Yazıyoruz. A eşittir 4 çarpı B artı 2. Şuradan da B'yi arıyorum arkadaşlar. B sayısı eşittir 3 çarpı C artı 1. A'nın C türünden, C'nin A türünden istediği için ben B'yi yok etmem lazım. O zaman şu ifadeyi yukarıda B gördüğüm yere yazmam gerekiyor. Şurada. O zaman A sayısı eşittir 4 çarpı B yerine 3C artı 1 artı 2 yazıyorum. Dağılma özelliğini kullanırsam 12C artı 4 artı 2'den şu ifade ne oldu arkadaşlar en son durum? 12C artı 6 oldu. 6'yı bu tarafa atarsanız A eksi 6 12'ye de bölerseniz C sayısı A eksi 6 bölü 12 olmuş olur. 11. soruda arkadaşlar şu işlemin sonucunu istiyor. Bizden hemen biz buradan x sayısını bulalım. X sayısı 6 çarpı y artı 1'di. Buradan da y sayısı eşittir 4 çarpı z artı 3'tür. Şu y ifadesini burada yerine yazarsam x sayısını şöyle yazmış olurum. 6 çarpı y yerine 4z artı 3 artı 1 yazmış olurum. Bu dağılma özelliğini kullanırsam 24z artı 18, bir de buradan 19 gelecek. X sayısı 24z artı 19. Bunu gelip burada yerine yazıyoruz arkadaşlar. Hemen 2 ile çarparsam, şuraya 2 ile çarparsam şöyle yazarım aslında. Direkt yazayım. 24z artı 19 eksi 48z artı 1 bölü 3. Dağılma özelliğini kullanırsanız 48z artı 38 eksi 48 z artı 1 bölü 3 olur. Şuradan z'ler gidecek arkadaşlar. Şu z'ler birbirini götürür 48z'lerden. Şu işleme devam edelim. Buradan 38 bir daha 39 olur. 39'u 3'e bölerseniz cevabımız 13 olur. 12. soruda arkadaşlar m ve n birer doğal sayı olduğuna göre 68 bölü m kalan 8'dir. Bu bölme işlemine göre m'nin alabileceği değerler nedir? Arkadaşlar şöyle bir not düşelim arkadaşlar buraya. Şurası a bölü, şurası da b sayısı olsun, şurası c, şurası da kalan olsun. Hem bölenden, hem bölünenden, hem de kalandan aynı sayı çıkarılabilir. İşlem değişmez. Dolayısıyla şuradan ben 8'i çıkarsam, şuradan da 8'i çıkartırsam arkadaşlar sayımız şöyle olmuş olur. 60 m n kalan da 0 olmuş olur. Dolayısıyla m çarpı ne? Buradan m'nin de 8'den büyük olduğunu unutmayalım. M çarpı n eşittir 60 olur. Dolayısıyla n sayısı eşittir 60 bölü m. Yani 60'ın bölenleri. 60'ın bölenleri kimdir arkadaşlar? 8'den büyük olanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'e bakmıyorum. Çünkü zaten m sayısı kesinlikle 8'den büyük olması gerekiyor. En küçük 8, ondan sonra bakıyorum. 10 olur, 12 olur, 15 olur. Başka ne olabilir arkadaşlar? 15 olur, 20 olur, 30 olur ve sayının kendisi olur, değil mi? Bu sayılar olur. Bu sayıların toplamı arkadaşlar kaç yapar? 147 yapar diyoruz. 13. sorudan 3x 2 basamaklı bir sayıdır. Yandaki işleme göre x yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Arkadaşlar 74 gibi bir sayıdan o 3 basamaklı 2 basamaklı 3x sayısını bölecekmişim. Bu 3x sayısına bölecekmişim. Bir defa var. Yani 74'ün içerisinde 3x sayısı bir defa var. Dolayısıyla bu ne olabilir arkadaşlar? Bu şu olabilir. Şunu hemen şurayı silelim, temizleyelim şurayı. Bu şu şekilde olur. Mesela diyelim ki arkadaşlar burası 9 olursa bir kere 39 olur, şurası 39 olur, bir defa var. Demek ki x sayısı 9 olabiliyor. Bir de arkadaşlar 8 olursa ne olur? 74, 38. 74'ün içinde 38 bir defa demiş oluruz. Demek ki burada 8 de olabiliyor. Peki şurası 7 olur mu? 74 nokta nokta 37. Arkadaşlar 74'ün içinde 37 iki defa var. Dolayısıyla bu olmaz. Sonra 70 burası 6 olur mu? 74 nokta nokta 36'ya dediğimiz zaman yine iki defa demiş oluruz. Demek ki bundan sonraki değerler olmaz. Sağlayan değerler 9 ve 8'dir. 9 ve 8'in toplamını istiyor bizden. O da 17'dir.
14. soruda x, y, z 5, 4 basamaklı sayısı AB 2 basamaklı sayısına bölünüyor ve buna göre AB kaç farklı değer alır? Dikkat ederseniz arkadaşlar şu sayı tek bir sayıdır. Şurası da çift bir sayıdır. Tek bir sayı çift bir sayıya bölünmüş ve kalanlar olmuş. Kalanlar her zaman tektir arkadaşlar. Neden? Çünkü tek sayıdan çift. Herhangi ben buraya bir 2 yazarsam mesela ya da 1 yazarsam ne yazarsam yazayım şunun sonucu çift olur. Çifti bunun altına yazarsan tekten çifti çıkartmış olurum. Tekten çifti çıkartırsan sonuç her zaman tek olur. Dolayısıyla o zaman AB sayısı tektir. 18'den küçük tekler ve 2 basamaklı 11, 13, 15, 17 sayılarıdır diyoruz arkadaşlar. 4 tane değer. Bölen kalan ilişkisiyle ilgili şu durumu söyleyebiliriz arkadaşlar. A sayısının x ile bölümünden kalan m sayısı, b sayısının x ile bölümünden kalan n sayısı olsun. Bu durumda a artı b'nin x ile bölümünden kalanlar toplamı. Aynı şekilde kalanlar farkı, kalanlar çarpımı şeklinde yazabiliyoruz. Hemen buna bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki a sayısını 5 seçeyim. X sayısı 2 olsun. 5'i 2'ye böldüğümde 2 defa var. 4 kalan 1. Şimdi b sayısı ne olsun arkadaşlar? B sayısı 6 olsun diyelim. X yine 2'ydi. Böldüğümde 3 kalan 0. Bizim bu işlemimize göre diyor ki kalanları toplamı yani bunların toplamı 5 ile 6'nın toplamının 2'ye bölümünden ne olur? 11'in 2'ye bölümü nedir arkadaşlar? 5 defa var. 10 kalan 1'dir. Diyor bu işlemi yapmana gerek yok diyor. Şu kalanları toplayabilirsin diyor. Bak topluyorum kalan 1 yine kalan 1 aynı durumdur diyoruz. Aynı şekilde bunu çıkarma için, çarpma için söyleyebiliriz. A sayısını k gibi bir sayı ile çarptığım zaman ve x ile böldüğüm zaman kalanı da bir k sayısı ile çarpmış gibi olurum. A sayısının üssünü aldığım zaman x ile böldüğümde kalanın da üssünü ne yapabiliyorum? Alabiliyorum arkadaşlar. 15. soruda A sayısının 7 ile bölümünden kalan 5, B sayısının 7 ile bölümünden kalan 6. Aynı sayıya bölünür. Aynı sayıya. O zaman kalan üzerinden işlem yapacağım. A gördüğüm yere 5 yazacağım. B gördüğüm yere ise 6 yazacağım. O zaman 5'in karesi artı 5 çarpı 6 eksi 6'nın karesi bu sayının 7 ile bölümünden istiyor arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan 25 artı 30 eksi 36. Buradan ne olur arkadaşlar? Eksi 6 25'ten 6 çıkartırsak 19. 19 sayısını 7'ye bölümünden 2 defa var. 14 kalan 5'tir. Cevabımız D şıkkıdır. Arkadaşlar kalan sınıfı şuradan hemen. Kalan sınıfı aynı kalan veren sayının oluşturduğu sınıftır. Örneğin 7 ile bölümden kalan 7 veriyorsa, kalan 4 veriyorsa eksi 10, eksi 3, 4, 11 gibi ifadeler yazılabilir. Kalan bulma sorularında büyük sayıların yerine kalan sınıfında herhangi bir denk sayılar yazılabilir. Eksilerin yerine de seçilebilir. Sonucu negatif çıkan sayılara kalan bölünenin katları eklenerek kalan pozitif duruma getirilir. 16. soruda X sayısının 23 ile bölümünden kalan 4, Y sayısının 23 ile bölümünden kalan 21 olduğuna göre şu ifadenin 23 ile bölümünden kalan kaçtır? Kalan bölen değişmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz? Şuradan şunu silelim. Şöyle diyebiliriz. Kalan üzerinden işlem yapabiliyorum. X gördüğüm yere ne yazıyorum? 4 yazıyorum. 4'ün küpü artı Y yerine ne yazacağım arkadaşlar? Kalan büyük olduğu için bunu ne yapacağım? Böleni çıkartacağım. Yani 21'den 23'ü çıkartıp eksi 2 yazabiliyorum. Bunun denk sınıfını yazabiliyorum. O zaman eksi 2'nin 5. kuvvetini yazmak daha basittir. Eksi x yerine ne yazıyormuşum? 4 yazıyorum. Çarpı y yerine de eksi 2 yazıyorum. Şu işlemi yaparsam 64 eksi 32 artı 8. Şu ifade ne olur arkadaşlar? 32 artı 8. Buradan da işlem 40. Şimdi 40 sayısını 23 sayısına böleceğim. Kaç defa var? Bir defa var. 23. Kalan buradan 7. Buradan kaldı 3. 3'ten 1. 17. Kalan 17'dir arkadaşlar. Yine aynı soru arkadaşlar. 17. soru. A sayısının 19'da bölümünden kalan 18 olduğuna göre şu ifadenin 19'da bölümünden kalan kaçtır? Kalan üzerinden işlem yapacağım. Ama ben buraya 18 yazarsam çok büyük bir sayı olduğundan dolayı arkadaşlar bu işlem yerine ne yapacağım? Şu 18 yerine denk sınıfı bir sınıf yazacağım.
18'in yerine denk sınıfını yazacağım. Yani 18'den 19'u çıkartırsam 18 yerine eksi 1 yazabiliyorum. Yani 18 yerine bunun denge olan eksi 1'i yazarım. O zaman 5 çarpı eksi 1'in 7. kuvvetini yazmak ve bulmak daha basittir. Eksi 3 çarpı eksi 1'in 6. kuvveti, eksi 2 çarpı eksi 1'in 5. kuvveti artı 1. Şu işleme devam edelim arkadaşlar. Burası eksi 1 yapar, eksi 5. Şurası pozitif yapar, eksi 4'ünde eksi 3 yapar. Şurası eksidir, eksiyle çarpımı artı yapar, artı 2 artı 1. Şu ifade eksi 8 artı 3, buradan da eksi 5 olur. Şimdi kalan eksi 5 olmayacağı için bölenin katlarını ekliyorum. O zaman eksi 5'e 19 ekleyerek sonucu 14 olarak buluyorum arkadaşlar. 18. soru yine kalan üzerinden yapabileceğimiz bir işlem. 14'ün 3'e bölümünden kalan 1. Bunun yerine 1 yazıyorum. 1'in 9. kuvveti artı 13. 13'e tam bölündüğü için bunun yerine 0 yazıyorum. 8. kuvvet artı 12'nin 13'e bölümünden kalan 12'dir. Bunun denge olan 1 yazıyorum. Bunun yerine 1 yazacağım arkadaşlar. Hatta eksi 1 yazmam lazım. Artı 11 kalan vermişse 11'den 13 çıkartırsam bunun yerine de eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin 6. kuvveti. Bu şekilde işlem yapmak, kalan üzerinden işlem yapmak veya denge olan bir sınıfı yazmak daha basittir. Burası 1, burası 0, burası eksi 1, burası da 64 yapar. Dolayısıyla 64 işleminin 13'e bölümünden kalanı istiyor bizden. Buradan kaç defa diyebiliriz arkadaşlar? 4 defa dessek 2 elde var 1, 52 yapar. Bu çıkarma işlemini yaparsam 12 kalan 12'dir diyebiliriz. Arkadaşlar bölünebilme kurallarına geldik. Bu bölümde bölünebilme kurallarını işleyeceğiz. 2 ile bölünme. Çift sayıların hepsi 2 ile bölünebilir diyebiliriz. Son rakamı 0, 2, 4, 6 ve 8 olan sayıların hepsi ne yapılabilir arkadaşlar? 2 ile tam olarak bölünür. Tek sayıların hepsinde arkadaşlar 2 ile bölümünde her zaman kalan 1'dir. Hemen bununla ilgili bir örnek çözmeye başlayalım. 19. soru bölünebilme kuralı ile ilgili 2 ile bölünme kuralı. Rakamları farklı olduğunu söylemiş. 8A9B sayısı 2 ile bölündüğüne göre A artı B en fazla kaçtır? Arkadaşlar rakamların farklı olduğuna göre B yerine kimler gelebilecek? B yerine 0 gelir, 2 gelir, 4 gelir, 6 gelir ve 8 gelir. 2 ile bölünebiliriz. Lakin rakamları farklı olduğu için 8 var, 8'i yazamıyorum. 4, 2 falan yazamam. O zaman en büyük olanı buradan 6 seçiyorum. B sayısı en fazla 6 diyebilirim. Toplamının 6 olmasını istiyorum. A yerine de arkadaşlar en fazla 7 sayısını yazabiliyorum. Çünkü 8 ve 9 yazamıyorum. Dolayısıyla A sayısı da 7'dir. Şunu toplasam toplamını istiyor. Toplam 13'tür en fazla diyoruz. 20. soruda arkadaşlar. ABC'de 4 basamaklı bir rakamları ardışıktır. Ve bir 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre rakamlar arasında şöyle bir sıralama verilmiş. Bu sayının 2 ile bölümünden kalan 1'dir. 2 ile bölümünden kalan 1 ise D sayısı tektir. Buradan D sayısını tek olarak düşünebiliyorum. Çünkü kalan 1 olmuş. Şimdi arkadaşlar bu ardışık sayılar olduğuna göre ben buraya 1, 2, 3, 4 dersem 4 buradan çift oldu. O zaman bu şekilde bir sıralama olmaz. O zaman 2, 3, 4, 5 şeklinde olur. D'nin tek olabilmesi için. Sonra arkadaşlar ne olabilir? 4, 5, 6, 7 şeklinde olabilir. Ya da arkadaşlar 6, 7, 8 ve 9 şeklinde olabilir. Buradan B'nin alabileceği değerler arkadaşlar 3 olur, 5 olur, 7 olur. Bunları toplarsak arkadaşlar 3 artı 5 artı 7'den toplam 15 olabilir. 3 ile bölünebilme kuralları arkadaşlar. Verilen sayının rakamları toplam 3 ve 3'ün katı ise bu sayı 3'e bölünür diyebiliriz. Burada hemen bir örnek verilmiş arkadaşlar. 3, 345 sayısı rakamları toplamı 12 olduğuna göre 12 sayısı 3'ün tam katı olduğundan dolayı 345 sayısı 3'e tam olarak bölünebilir diyoruz. Hemen bununla ilgili bir örneğe geçelim. 21. soruda arkadaşlar diyor ki aşağıdaki sayıların 3 ile bölümünde kalanı bulun. Sına bakalım. 4 artı 7 artı 8 artı 9 artı 6. Bunun olması lazım. 3'ün tam katı olması gerekir. Bakalım arkadaşlar burası 15.
15, 23, 30, 34. 34 sayısı 3 ile bölümünden arkadaşlar. Mesela buraya 11 defa desek, 11 defa desek 33 olur, kalan 1 olur. Buradan kalan 1'dir. Aynı şekilde arkadaşlar diğer ifadeleri de siz çözebilirsiniz. Mesela buradan 5 artı 2 artı 7 artı 4 artı 0 artı 6 eşittir 3'ün katından bakabilirsiniz. 6, 10, 17, 19, 24 sayısı. 24 sayısı 3'ün katıdır. Bu tam bölünür. Tam bölünür. Kalan 0'dır bunun. Diğer ifadeyi de size bırakıyorum. 22. soruda arkadaşlar 3 ile bölünebilme kuralı ile ilgili bir soru. 4A7 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A yerine gelebilecek rakamlar farklı kaç tane sayı var? Şimdi arkadaşlar 4A7 sayısının 3 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olması gerekir. Bu zaten 3'e tam olarak bölündüğü söylemiş. Bunları toplasam arkadaşlar 11 artı A eşittir 3'ün tam katıdır buradan. Dolayısıyla A yerine 1 yazabiliyorum ve 3'er 3'er artırıyorum. 3 artırırsam 4, 4'ü 3 artırırsam 7, başka da herhangi bir değer yok. 3 tane değerimiz vardır diyoruz. 23. soruda x, 2, 5, 4, 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre x yerine gelebilecek sayılar hangileridir? Arkadaşlar şu x, 2, 5, 4 sayısının rakamları toplamı 3 ve 3'ün katından 2 fazla olması lazım. O zaman 2a x artı 2 artı 5 artı 4 eşittir 3'ün katı artı 2. Şu 2'yi arkadaşlar buradan çıkaralım arkadaşlar ki tam bölünsün. X artı 2'den 2 çıkarsa 0 artı 9 kalır. Bu da 3'ün tam katıdır. X yerine 0 gelecek. 3 yazabilirim. 6 yazabilirim. 9 yazarım. 3 başta olmayacağı için olamaz. 0 başta 3. Başta 0 olamayacağı için bu 0'ı alamıyorum. Olmaz. Geri kalan şu değerlerimizi yazabiliyorum. Kaç değer var? 3 tane değer var. Yani 3, 6, 9 bunlar x yerine yazılabilir. 24. soruda 7AB1 4 basamaklı sayısı rakamları farklı ve birbirinden farklı ve 3 ile tam olarak bölünebilen bir sayıdır. Buna göre A artı B'nin alabileceği en küçük değer ile en büyük değer. Arkadaşlar bu sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olması gerekir. O zaman 7 artı A sayısı artı B sayısı artı 1 eşittir 3'ün katı olması lazım. Yani buradan 8 artı A sayısı artı B sayısı eşittir 3'ün katı. Şu A, B yerine ne yazabiliyorum? Artık 1 yazarım. 3'er artırıyorum artık. 3 artırırsam 4 olur. 7 olur. 10 olur. 13 olur. Ve 16 olur arkadaşlar. 16 olur. Şimdi en büyük değer arkadaşlar, en büyük değer rakamları birbirinden farklı dediği için şu 16'yı seçemiyorum. Çünkü 8 8 seçmemiz lazım. Ya da birini 8 alırsak diğer rakamlar muhakkak birbirinin aynısı olur. Onun için en büyük değeri buradan 13 alıyorum. Bir de 1 ile 0 alamıyorum. Mesela ben buraya 1 alırsam burada 1 var. Onun için alamıyorum. En küçük değer buradan da 4 olur. En küçük değeri 4, en büyük değeri de 13 olur diyoruz. 4 ile bölünebilme kuralına geldik arkadaşlar. Bir sayının son iki basamağının 4 ile bölümünden kalan 0 ise o sayı 4'e tam olarak bölünür diyoruz. Bir sayının son iki basamağı 4'ün katı ise 4 ile tam olarak bölünür. Son rakam 0, 0 olabilir. 32 olur, 12 olur. Son rakamlarına bakarak bu işlemi yapabiliriz. Mesela 532 sayısı son iki rakamı 32'dir. 32 4'ün tam katıdır. Mesela diyelim ki 148 sayısı son iki rakamı 48, 4'ün tam katı olduğu için bölünür. Ya da 100 sayısı son iki rakamı 0'dır, 0, 0'dır. 4'e tam olarak bölünebilir diyebiliriz. Ya da 112 sayısı son iki rakamı 12 olduğu için arkadaşlar bu sayı tam olarak bölünebilir diyoruz. 25. soruda 4 basamaklı 8, 2, A, 4 sayısının 4 ile tam olarak bölünmektedir. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi ben buradan şunları sileyim. Devam edelim. Şimdi A yerine ne gelebilir arkadaşlar? Son iki rakamına bakıyoruz 4 ile bölünebilmesi için. A yerine 0 yazıyorum. Olur. 0, 4, 4'ün tam katıdır. 2 yazarsam 24, 4'ün tam katıdır. 4 yazarsam 44, 4'ün tam katıdır. 6 yazarsam 64 olur. Bir de 8 yazarsam 84 olur. Tam katı olur. Ve en büyük değeri istiyor. En büyük değeri buradan 8 olarak buluruz. Cevabımız E şıkkıdır. 26. soruda
2, 3, 7a sayısı 4 basamak bir sayı. 4 ile bölümünden kalan 1'dir. A yerine gelebilecek rakamlar hangileridir? Şimdi arkadaşlar 70'li bir sayı, 70'li bir sayı 4'ün tam katı olması için 72 4'ün tam katıdır. Bir kalan verdiği için buna 1 ekliyorum. O zaman 73'tür. Bir de 76 4'e tam olarak bölünmektedir. Bir kalanı verebilmesi için şu 6'ya 1 eklesem 77 sayısıdır. Dolayısıyla en büyük sayımız 7'dir. A en büyük değer 7'dir. Bir de A en küçük 3'tür. 27. soru. Bir kırtasiyeci x tane kalemi 3 TL'den alıp toplam BA42 TL'ye alıp aynı kalemlerin tanesini 4 TL'den A25B TL'ye satmaktadır. Buna göre bu kırtasiyeci en fazla kaç kalem almıştır? Şimdi arkadaşlar x kalemi 3 TL'den almış, BA42 TL elde etmiş. O zaman x sayısı eşittir BA42 bölü 3'tü. Yani 3'e tam bölünür. Aynı şekilde x tane kalemi 4 TL'den satınca bu kadar para elde ediliyorsa o zaman bu A2, 5, B sayısı 4'e tam olarak bölünür. 4'e tam olarak bölünüyorsa arkadaşlar B sayısı burada en fazla olabilmesi için 6'dır. Dolayısıyla B sayısı 6 ise şu BA42 3'ün katından şu 6'yı gelip burada yerine yazarsam 6 artı A artı 4 artı 2 3'ün katı olması gerekir ve A sayısı en büyük olması lazım. Buradan 12 artı A eşittir 3'ün katından. A sayısı 0 olur, 3 olur, 6 olur, 9 olur. En büyük dediği için A9'u seçiyorum. Dolayısıyla bu ne olmuş oldu arkadaşlar? A, 2, 5, B sayısından yerlerine yazıyorum. 9, 2, 5, 6 sayısı. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Bunu 3'e ya da 4'e bölerseniz fark etmez. Bunu 3'e bölerseniz arkadaşlar, şunu 3'e değil de 4'e böleyim bunu. Pardon, şunu siliyorum. Şunu 4'e bölerseniz arkadaşlar 4 2 defa var. 8 kalan 1 2 defa indirdik. 3 defa var. 12 kalan 0 5'i indirdim. 1 defa var. 4 kalan 1 6 indirdim. 4 defa var. 16 kalan 0. Yani 2314 tane kalem almış olur. 5 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için son rakam ya 0 olmalıdır ya da 5 olmalıdır. Örneğin 50 sayısı son rakamı 0 olduğu için 5'e tam olarak bölünür. Ya da 55 sayısı son rakamı 5 olduğu için bölünür. Ya da 0, 0, 100, 0, 0 sayısı bölünür. 115 sayısı bölünür. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? İstediğiniz kadar sayı yazabilirsiniz. Şimdi hemen bununla ilgili birkaç tane örneğe geçelim. 28. soru. 13 basamaklı 4, 7, 4, 7, 4, 7 şeklinde 3 ile bölümünden kalan A sayısı, 4 ile bölümünden kalan B sayısı, 5 ile bölümünden kalan C sayısı, A artı B artı C sayısını istiyor. Arkadaşlar şurada 13 tane rakam var. 13 tane rakam var. 4 ile başlamış, 4 ile bittiğine göre 4'ler daha fazladır. O zaman bunun yarısı yani 6 tanesi 7'dir. 6 çarpı 7 artı 1 de 7 tane de 6 var arkadaşlar. 7 tane de 4 var. 7 çarpı 4. Bunu düzeltelim arkadaşlar. Burası 42 artı 28 eşittir 70'tir. 70 sayısının 3 ile bölümünden şurası 23 dersek 69 olur. Kalan 1'dir. Demek ki A sayısı 1'dir. 4 ile bölümünden kalan B'dir. Arkadaşlar bu sayı 47 47 diye giderse nokta 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 en son 74 olur. Son iki rakamı 4'ün 4'e bölümünden kalanı bulmamız lazım. 4'e bölümünden kalan 2'dir. O zaman B sayısı da buradan 2'dir. Son iki rakamı baktığımız zaman 74 ile bitiyor. 5 ile bölümünden son rakam ilgilendiriyor. O zaman 4 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Şu ifadelerin toplamı arkadaşlar 7'dir. 29. soruda 5 basamaklı 4x x 5 y sayısı hem 3 ile hem de 5 ile bölümünden bir kalanı vermektedir. X artı y en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar 5 ile bölünebilme varsa önce onu halletmemiz lazım. Son rakamla ilgilendiği için y sayısı ya 1'dir veya 6'dır arkadaşlar. X artı y'nin en fazla olmasını istediği için biz
Y'yi 6 alalım. Y sayısı 6 için bir bakalım arkadaşlar. Şimdi 4x, x, 5, 6 sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 olması lazım. Şu ifadenin rakamları toplamı 15 artı 2x. Şu 1'i öbür tarafa atarsanız arkadaşlar eksi 1 eşittir. 3'ün tam katı olması gerekir. Dolayısıyla burası 14 artı 2x eşittir 3'ün tam katı. X'e buradan en fazla 8 verebilirsiniz. X 8 verirseniz ne olur? 16, 30 olur. 3'ün tam katı olur. Dolayısıyla x buradan 8'dir. Y 6, x sayısı da 8 ise ikisinin toplamı 14 olmuş olur. 30. soru. Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2020'de. A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A, B, C, A, C, B. B, A, C ve B, C, A. 3 basamaklı doğa sayılarından 2 tanesi 4'e, 2 tanesi de 5'e tam olarak bölünmektedir. A artı B artı C'nin değeri istiyor. Arkadaşlar 5 ile bölünme kuralı varsa öncelikle onu halletmemiz lazım. Çünkü son rakamla ilgilendiği için. Son rakamı 0 olamayacağı için son rakamın aynı olması lazım 5'e bölünebilmesi için. Bakıyorum ki buradan C sayısı, ABC sayısı ve BCA sayısındaki son rakam aynıdır. Dolayısıyla bu ABC sayısıyla BAC sayısı 5'in katıdır. 5 ile bölünebilen bir sayıdır. Dolayısıyla diğer kısımda arkadaşlar 5 ile bölünebiliyorsa buradan C sayısı 5'tir diyebiliriz. C sayısı 5 ise şurası ne olmuş olur? A, B, 5 sayısı ya da ne olur arkadaşlar? B, A, 5 sayısı. Gelelim şu ifadeler arkadaşlar. Şu ifade A, C, B sayısı, B, C, A sayısı bunlar nedir? 5. 4 ile bölünebilmesi gerekir. Buradan C 5 ise o zaman 5, B şeklinde. Buradan 5 ise C sayısı, 5, A sayısı 4'ün katı olması. Son iki rakama bakıyoruz. Buradan son iki rakam 4'ün katı olabilmesi için 50 bir şeyde 52 4'ün tam katıdır. Bir de 56 4'ün tam katıdır. Aynı şekilde bu da 52 ve 6 olabilir. Her iki durumda da aynısıdır. Dolayısıyla buradan arkadaşlar A sayısını kaç seçebiliyorum? A sayısını 2 seçebiliyorum buradan. 2 veya 6 fark etmez en fazla olması için. Buradan A sayısı 6. B sayısı buradan 2 birbirinden farklı olduğu için. C sayısı da buradan 5 seçebiliyorum. Toplasam arkadaşlar 7'yi 13 yapar. Cevabımız D şıkkıdır. 8 ile bölünebilme kuralına geldik arkadaşlar. Bir sayının son 3 basamağı 8'in katı ise 8'e tam olarak bölünür diyoruz. Sayının son 3 basamağı 0 0 ise o sayı 8'e tam olarak bölünür diyebiliriz. Hemen bununla ilgili birkaç tane örneğe geçelim. 31. soruda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi 8'e kalanı kaçtır onu bulun diyor. Son 3 rakamına bakıyorum arkadaşlar. Şurada son 3 rakamı 62'dir. 62'yi 8'e bölerseniz 7 defa var. 56 dersiniz. Buradan kalan 6 olur. Şu ifadede arkadaşlar 301, 301, 301 şeklinde gidiyor. Bu 3, bu 19 sayısını 3'e bölerseniz 6 tane tam olarak devredecek. Bu da ne yapar? 18 yapar. Kalan 1'dir. Kalan 1 olduğuna göre bu ifade şöyle olmuş olur arkadaşlar. 301, ondan sonra sayımız 3 ile başlayacak. Hani şu ifade bizim için önemli. Son rakamı bu 3'tür. Son 3 rakamı budur. O zaman 13'ün 8'e bölümünden arkadaşlar bir defa 8 buradan da kalan 5'tir diyebiliriz. 32. soruda arkadaşlar şu ifadenin 8 ile bölümünden kalan kaçtır? Son 3 rakamına baktığımız zaman 5'tir şu 5'in. O zaman 5 üzeri 15 çarpı 120 sayısı 8'e tam olarak bölünür. 123 sayısı 8'e bölümünden kalan 3'tür. O zaman 3 üzeri 3 diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şu 5 yerine onun denklik sınıfı olan 5'ten 8'i çıkartırsam 8'e bölündüğünden kalan eksi 3'tür. O zaman 5 yerine eksi 3'ü yazabiliyorum. Eksi 3 üzeri 15 çarpı 3 üzeri 3. Bu da ne olur? Eksi 3 üzeri 18 olur. 3'ün 8'e bölümünden ifadelerine bakıyorum arkadaşlar. 3'ün 8'e bölümünden 3'tür. 3'ün karesini 8'e bölümünden kalan 1'dir. O zaman ben bunun yerine şunu yazabilirim arkadaşlar. 3'ün karesinin 9. kuvveti diye yazabilirim. Karesinin 8'e bölümünden yani burası 9'dur. 9'un 8'e bölümünden kalan 1'dir. Kalan 1 olduğuna göre bunu şu şekilde yazabiliyorum. 1'in 9. kuvveti eşittir. Eksi 1 olur.
Kalan eksi olmadığı için bölen sayıyı ekliyorum. Eksi 1'e 8 eklersem kalan 7 olmuş olur arkadaşlar. 33. soru 2, 1, A, 4 basamaklı sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre A yerine gelebilecek rakamların toplamını bulunuz. 2, 1, A, 4 sayısı 8'e bölünür. Yani 104 gibi bu ifadelere bakabiliriz. O zaman arkadaşlar şu ifadelerin yerine gelebilecek sayılara bakalım. 0 olursa 104 olur. 104 8'in tam katı olur. Bir de 4 olursa 144 8'e bölünür. 8 olursa 184 8'e tam olarak bölünür. Şu sayıların toplamını istiyor. 0 artı 4 artı 8 bu da eşittir 12 olur diyebiliriz. 9'da bölünebilme kuralına geldik. Bir sayının rakamları toplamı 9 ve 9'un katı ise o sayı 9'a tam olarak bölünür. Burada bir örnek verilmiş. Hemen rakamları toplamı 18'dir. 18 9'un bir katıdır. 9'a tam olarak bölünür. Arkadaş şunu da söyleyebilirim. En son toplam 18'dir ya. 1 ile 8'i toplayıp 9 diyebilirsiniz. 9, 9'un tam katı. Mesela diyelim ki 5, 6, 7, 8, 9 sayısı var. 9, 9'un katı olduğu için bunu direkt buradan silebilirsiniz. Mesela diyelim ki şu 8, 15, 20, 26. 26 mı buldunuz? Sonra tekrar bu 2 ile 6'yı toplayıp kalan 8'dir. 9'a bölümünden bunun kalan 8 olduğunu rahatlıkla pratik olarak söyleyebilirsiniz. 34. soruda aşağıdaki sayıların 9 ile bölümünden kalanı bulunuz. Arkadaşlar toplamı 9 olanları atacağım. Mesela 7 ile 2'nin toplamı 9'dur, 9'a tam olarak bölünür. 8 ile 1'in toplamı 9'dur, 9'a tam olarak bölünür. 3 ile 6'nın toplamı 9'dur, 9'a bölünür. Kalan 4 olduğu için bu işlemin 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Aynı şekilde arkadaşlar şu ifadeye bakıyorum. Öncelikle şuraya şu rakamları toplamı nedir? 4'tür. 4'ün karesi artı şurası nedir arkadaşlar? 5'tir. 5'in karesine bakabiliriz. 5'in karesi ile 4'ün karesi 16, 25. Bu ne yapar arkadaşlar? Şunun rakamları toplamı 7. Şunun rakamları toplamı da 7. 2, 7'yi topluyorum. 14. Bu rakamları bir daha topluyorum. Rakamlar toplamı 5'tir. Bu ifadenin 9 ile bölümünden kalan 5'tir. Diğerlerini de size bırakıyorum arkadaşlar. 5 basamaklı bir AA 7B sayısı 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Ve tek bir sayıdır. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 5 ile bölümünden kalan 2'yi veriyorsa ve tek bir sayıysa B sayısı kesinlikle 7'dir arkadaşlar. O zaman 1 AA 7 sayısının 9 ile tam olarak bölünmesi gerekir. Bunun rakamları toplamına bakıyorum. 7 14 15 15 artı 2 A sayısı eşittir 9'un tam katı. Şimdi arkadaşlar ben buraya 1 yazarsam 17 olur. 2 yazarsam 19 olur. 3 yazarsam 21 olur. 4 yazarsam 8 23 olur. Bölünmez. 5 yazarsam 25 olur. 6 olursa arkadaşlar 12 27 olur. 7 yazarsam 30 14 29 olur ve bundan sonra sağlamayacak. Sadece sağlayan 6 değeridir. O zaman A sayısı buradan 6'dır arkadaşlar. 36. soruda 4 basamaklı 3A4B sayısının 9 ile bölümünden kalan 5'tir. Buna göre 5AB, 5AB A sayısı 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar bu sayının 9 ile bölümünden rakamları toplamı 3 artı 4 artı A sayısı artı B sayısı eşittir. 9'un katından 5 fazladır. Şu rakamları toplamını yazarsam arkadaşlar 7 artı A artı B sayısı eşittir. Hatta bu 5'i de buradan çıkartalım arkadaşlar eşittir. 9'un tam katı olsun. Dolayısıyla buradan 2 artı A artı B sayısı eşittir. 9'un katı. Şu A artı B 7 olabilir veya 16 olursa 9'un tam katı olur. Şimdi bu işlemi buraya getirip yazarsam buradan da arkadaşlar 10 artı 2 parantezinde A artı B diye yazabilirim. Eşittir 9'un tam katı. Şurası 7 olursa arkadaşlar 10 artı 14 eşittir 9'un katı olmuş olur. 24, 24'ün 9'a bölünebilmesi için 2 ile 4'ün toplamı 6 yapar. Kalan 6'dır. Arkadaşlar A artı B yerine 16 yazarsanız da yine aynı sonucu verir diyoruz. 37. soru gayet güzel bir soru. Bir A doğal sayısı için aşağıdaki özellikler bilinmektedir. Rakamları çift rakamlardan oluşuyor. Yani 0, 2, 4, 6 ve 8'den oluşur. Rakamlar birbirinden farklıdır.
9 ile bölümünden kalan 1'dir. Yani 9'un katından 1 fazladır. Bunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar 9'un katından 1 fazla olduğuna göre, yani bir de rakamları çift olacakmış. En küçük sayı 9'a bölümünden kalan 1, 10'dur. Ama rakamlar çift dediği için bunu alamıyorum. 9 eklesem 19, bu da tektir. Bunu da alamıyorum. 9 eklesem 28, en küçük sayıyı bulmuş oldum. Rakamları farklı ve çift. Evet. Bir de en büyük sayı arkadaşlar, rakamları kesinlikle toplamı 10 olması lazım. Bunu anlıyorum buradan. Rakamları toplamı kesinlikle 10 ve çift olması lazım. O zaman en büyük sayı da 802. Rakamları toplamı yine 10 olur. Kalan 1 olması için. 9'a bölümünden kalan 1 olması için. 802 sayısıyla 28 sayısının toplamını istiyor bizden. Buradan da 830 olur diyoruz. 10 ile bölünebilme kuralıdır. Bir sayının birler basamağı 0 ise bu sayı 10 ile tam olarak bölünüyor. Onun dışında arkadaşlar birler basamağında hangi sayı varsa 10 ile bölümünden kalan odur. Mesela diyelim ki birler basamağında 1 varsa 10 ile bölümünden kalan 1'dir. 2 varsa kalan 2'dir. 3 varsa kalan 3'tür. 4 varsa kalan 4'tür gibi düşünebiliriz. Hemen bununla ilgili bir örnek çözelim. 28. soruda 0 faktöriyel, 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 6 faktöriyel ta 96 faktöriyele kadar sayının toplamı 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar 5 ve 5 faktöriyelden sonraki sayıların hepsinin sonu 0 ile bitiyor. Mesela 5 faktöriyel 120'dir. 10'a tam olarak bölünür. 6 faktöriyel 720'dir. 10'a tam olarak bölünür. Onun için şuraya bakmamıza gerek yok. Bizi ilgilendiren şurasıdır. 0 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 4 faktöriyel 24'tür. Bunları toplasam 26, 27. Bir sayının 10 ile bölümünden son basamağına bakıyorum. Son basamağı 7 ise 10 ile bölümünden de kalan 7'dir. 11 ile bölünme kuralı arkadaşlar. 11 ile bölünebilme kuralı, verilen sayıyı sağdan sola doğru artı, eksi, artı, eksilerle yazıyoruz. Sonra artıları kendi aralarında, eksileri kendi aralarında toplayıp çıkarma işlemi yaptığımız zaman kalan ifadenin 11'in katıysa 11'e tam olarak bölünür. 39. soru, aşağıdaki sayıları 11 ile bölün. Arkadaşlar ben buraya artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı yazıyorum. Artı koyduklarımı topluyorum. 6, 3, 1, 8. Eksi işaretlediklerim 0, 2 ve 5'tir. Şimdi şu ifadelere bakalım. Şurası topladığımda 9, 9, 18. 18'den 7 çıkartırsak 11'dir. 11, 11'in tam katı olduğu için bu 11'e tam olarak bölünür. Şuraya gelelim arkadaşlar. Buraya artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diyorum. Şimdi artılar kimdir arkadaşlar? 6, 0 ve 2'nin toplamından. Eksiler yazdım. 4, 0, ondan sonra eksi, bir de buradan 8 gelecek. Toplayalım arkadaşlar. Şurası 8, eksi 12, buradan da eksi 4'tür. Eksi 4 kalan olmayacağı için 11 ekliyorum. 11 eklesem buradan kalan 7'dir arkadaşlar. Gelelim şu ifadeye arkadaşlar. 10 tane 72 var. 72, 72 sayısı var. Arkadaşlar 10 basamaklıdır dedik. Şimdi şöyle devam ettirirseniz arkadaşlar bunu görebilirsiniz. En son 2 ile biter. 5 tane 2 var. Artı koyduklarım 2'ler olur. Eksi koyduklarım da 7'ler olur. Dolayısıyla 5 çarpı 2, 2'lerin toplamı, eksi 5 çarpı 7, 7'lerin toplamı. Bu da ne yapar? 10 eksi 35. Buradan da eksi 25 olur. Eksi 25 kalan olmaz. O zaman ne yapacağım? Her defasında 11 ekleyeceğim. 20, eksi 25'e 11 eklersem eksi 14 oldu. Yine 11 ekliyorum. Ta ki pozitif yapana kadar eksi 3 oldu. Bir daha 11 ekliyorum arkadaşlar. 8 oldu. Demek ki kalan 8'dir diyoruz. 40. soruya geldik. 1A, 6A, 4 basamaklı sayısına 1 eklenirse 11'e tam olarak bölünür. Demek ki arkadaşlar bu sayının 11'e bölümünden kalan 10'dur. 11 ekle, 1 eklediğim zaman 11'e tam olarak bölünebiliyorsa kalan 10'dur. O zaman şuradan artı eksi artı eksi diye yazarsam 2a eksi 7 şeklinde düşünebilirim. 11'in katı artı 10. Şu 7'yi bu tarafa atarsanız buradan 2a eşittir
11'in katı artı 17. K yerine 0 yazarsam 2A sayısı 17 olur ki buradan A sayısı 8,5 olamaz. 1 yazarsam buradan A sayısı ne olur arkadaşlar? 1, 28 olur. A sayısı 14 olur ki rakam değildir. O zaman eksilere bakalım arkadaşlar. Eksi 1 yazarsam 2A sayısı eşittir. Eksi 11 artı 17'den buradan 6'ya eşittir. A sayısı buradan 3 olabilir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 3'tür. 41. soru. Şimdi 3AB 8AB A 2 sayısı 11 ile ve 9'a tam olarak bölünebilmektedir. A çarpı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu sayı 11'e bölünebildiğine göre ben buraya artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye yazarım. Sonra artılar kimdir? A artı B artı 2 sayısıdır. Eksi. B'ler kimlerdir? Eksiler kimlerdir? 3, 8 ve A sayısıdır. Bu sayı 11'e tam olarak bölünür. Bu parantezleri açtığınız zaman A'lar gidecek arkadaşlar. B sayısı eksi kaç olur? 2'den 11 çıkarsa eksi 9 olur ve 11'in tam katı olur. Dolayısıyla arkadaşlar ben buraya B yerine 9 yazarsam 11'in tam katı olur. 11'in tam katı. Şimdi gelelim 9'a. B sayısı buradan 9 olduğunu gördüm. O zaman 3, A, 8, 9, A sayısı 2, 9'un tam katına bakıyorum. Rakamlar toplamına bakıyorum. 2, 11, 19, 22. 22 artı 2A eşittir 9K. A yerine 7 yazarsanız 14, 20 kaç yapar burası? 24. A yerine 7 yazarsanız ne olur arkadaşlar? 22 artı 14 yapar. 36 da 9'un tam katıdır. Dolayısıyla buradan A sayısı da 7. B sayısı da 9 bulmuştuk. İkisinin çarpımı 63'tür. Aralarında asal çarpanlardan her birine tam olarak bölünebilen sayı bu çarpanların çarpımına da tam olarak bölünür. 2'ye ve 3'e bölünen bir sayı bunların çarpımları olan 6'ya da bölünür. 3'e ve 4'e bölünen bir sayı bunların çarpımı olan 12'ye de bölünür. Tam tersi söyleyelim. 12'ye bölünen bir sayı 3 ve 4'e bölünür. 6'ya bölünen bir sayı 2 ve 3'e bölünür. 3'e 5'e bölünen sayı 15'e bölünür ya da 15'e bölünen sayı 3 ve 5'e bölünür. 4'e 9'a bölünen bir sayı 36'ya bölünür ya da 36'ya bölünen bir sayı 4 ve 9'a tam olarak bölünebilir. 5'e ve 9'a bölünen sayı 45'e bölünür diyebiliriz ya da 45'e bölünen bir sayı 5'e ve 9'a tam olarak bölünebilir diyebiliriz arkadaşlar. 42. soruda arkadaşlar. 4 basamak 4A 7B sayısı 6 ile bölünebildiğine göre A artı B en çok artır. En çok olması için bakalım arkadaşlar. 6'ya bölünen bir sayı 2'ye ve 3'e bölünür. Bu sayının en çok olabilmesi için ve 2'ye bölünebilmesi için son rakamının çift olması lazım ve 8 olması lazım. Demek ki B sayısı en fazla 8'dir. Bunu gördüm. Şimdi B yerine 8 yazdığım zaman 3'e bakıyorum. 4 artı A sayısı artı 7 artı 8 eşittir 3'ün tam katı olması lazım. Buradan da 15, 19. 19 artı A sayısı eşittir 3'ün katı. Dolayısıyla A yerine buradan 2 yazarsam 21 olur. 3'ün katıdır. 3 eklesem 5 yazarız. 3 eklesem 8 yazarız. Rakamlar birbirinden farklı demediği için buradan A sayısını da en fazla 8 seçiyorum. İkisini de 8 seçtiğim zaman topladığımda 16 olur. Cevabımız C. 43. soru. A sayısı 3 ile bölündüğünde bölüm B kalan 2'dir. B sayısı bölümce kalan 4'tür. A doğal sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu algoritmayı burada yazdım arkadaşlar. A sayısını buradan 3 çarpı B artı 2, B sayısını da buradan 5 çarpı C artı 4. Şimdi A sayısının 15 ile bölünmesini istiyorum. O zaman B gördüğüm yere şu ifadeyi yazabiliyorum arkadaşlar. Hemen gelip burada bunu yerine yazıyorum. A sayısı eşittir 3 çarpı 5C artı 4. Kapatıyorum parantezi artı 2. Devam edelim arkadaşlar. Buradan A sayısı eşittir 15C artı 12. Buradan da 2 gelecek 14'tür. A sayısının 15 ile bölümünden burası 0'dır. Şu 15 ile bölümünden 14 kalan 14'tür. Cevabımız E şıkkıdır. 44. soruda 4 basamaklı 3A 4B sayısı 36 ile tam olarak bölünebildiğine göre A artı B'nin en fazla olması. Bir sayı 36'ya bölünüyorsa arkadaşlar 4'e ve 9'a tam olarak bölünür. Bu sayının 4'e bölünebilmesi için şu B sayısının en fazla
8 olabilir. Dolayısıyla bunu yeniden yazın. Bu artık 8 olduğu zaman 4'e tam olarak bölünür. 3, A, 4, 8 sayısı şimdi 9'a da tam olarak bölünür. Rakamları toplamı 12, 15. 15 artı A sayısı 9'un tam katıdır. O zaman A sayısı yerine 3 yazabiliyorum. Dolayısıyla başka da herhangi bir sayı gelemeyecek. 3 ile 8'in toplamı 11'dir. Cevabımız C şıkkıdır. 45. soruda diyor ki 2, 3, 4, A, B sayısı 45 ile tam olarak bölünebilmektedir. Buna göre A artı B'nin en büyük değeri kaçtır? Şu 45'e bölünüyorsa bir sayı 5'e ve 9'a tam olarak bölünür. 5'e bölme kuralı son rakamı ilgilendirdiği için B sayısı ya 0'dır ya da 5'tir. B sayısı 0 ise A sayısı 9 gelecek. Bakalım arkadaşlar isterseniz 2, 3, 4, A, 0 sayısı artı 9'un katı olması gerekir. Şurayı topladım ya. D, 9 artı A sayısı eşittir 9'un katı. Buradan A sayısı 9 geliyor. A artı B buradan 9 gelir. Çünkü şuraya 9 bulduk. Şurayı da 0 demiştik. Toplam buradan 9 gelecek. Aynı şekilde B sayısına da bakalım. 2, 3, 4, A, 5 sayısı yine 9'un tam katı olması gerekir. Rakamlar toplamı 9, 12, 14. 14 artı A sayısı eşittir 9'un katı olması için A sayısı buradan 4 olur. B sayısını 5 seçtik. A sayısı 4 çıktı. Sonuçta yine toplamı 9 oldu. Cevabımız C şıkkıdır. 46. soruda 6A, 7B sayısının 12 ile bölümünden kalan 1'dir. 12 ile bölünebilmesi için bir sayının 3'e ve 4'e bölünmesi lazım. 12'ye bölümünden kalan 1 ise 3'e bölümünden de kalan 1 olması lazım. 4'e bölümünden de kalan 1 olması lazım. Şu sayının 4'e bölümünden kalan 1 olması için B sayısı ya 3'tür ya da 7'dir. O zaman B sayısı 3 ise buradan 6, A, 7, 3, 3'ün katından bir fazla 16 eksi 1 artı A sayısı eşittir 3'ün katı. Şu 1'i bu tarafa attım. Dolayısıyla bu 15 artı A sayısı eşittir 3'ün katından arkadaşlar. A sayısı buradan 0, 3, 6, 9. Buradan 4 değer gelir. Bir de B sayısı 7 olursa ona bakıyorum. Şimdi 6A 7 7 eşittir 3'ün katından bir fazla 14, 20. 20'den 1 çıkartıp A'yı ekliyorum. Şu 1'i tekrar bu tarafa attım. 3'ün katı olması lazım. 19 artı A sayısı eşittir 3'ün katı. Şu, o zaman burası ne olur arkadaşlar? Burası 2 olur. 5 olur. Bir de 8 olur. Buradan 3 değer, buradan 4 değer. Toplamda 7 tane değer vardır. 47. soruda 4 basamaklı 3x 5y sayısı 15 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bir sayının 15 ile bölünebilmesi için bu sayının 3'e ve 5'e bölünmesi gerekir. Bir sayının 15'e bölümünden kalan 4 ise 4'ün 3'e bölümünden de bakmamız lazım. Yani çünkü kalan bölenden büyük olamaz. O zaman 3'e bölün 4'ü 3'e bölümünden kalan 1'dir. 15'e bölümünden kalan 4 ise 5'e bölümünden de 5, 4'ten büyük olduğu için bu kalan 4 olur. Şimdi 5'e bölümünden kalan 4 olması için y sayısı ya 4'tür ya da 9'dur. Y sayısı 4 veya 9'dur. Şimdi y sayısı 4 ise arkadaşlar bu x, 3x, 5, 4 sayısı 3'e bölümünden kalan 1 olması lazım. Burası 9, 12. 12'den 1 çıkartıyorum, x ekliyorum. Buradan 3k, şu 1'i öbür tarafa attım. Dolayısıyla 11 artı x eşittir 3'ün tam katı olacak. Buradan ne yapabilirim? 1 yazabilirim. 3 ekliyorum, 4 yazarım. 3 ekliyorum, 7 olur. Bir de y sayısı 9 ise arkadaşlar, y sayısı 9 ise bu sayımız 3x, 5, 9 sayısı eşittir 3'ün tam katından bir fazla. Şu 1'i öbür tarafa atacağım. 14, 17. 17 eksi 1 artı x eşittir. Buradan da 3'ün tam katı olması gerekir. 16 artı x eşittir 3'ün katından. X yerine ne gelir arkadaşlar? 2 yazabilirsiniz. 5 yazarsınız. Bir de 8 yazabilirsiniz. Buradan da 3 tane değer var. Bunların toplamını istiyor. 1 artı 4 artı 7 artı 2 artı 5 artı 8. Bunların toplamı arkadaşlar 27 yapar. Cevabımız D şıkkı. 48. soruda arkadaşlar
Rakamların farklı olduğunu dikkat etmemiz gerekir. 7x 8y sayısının 45 ile bölümünden kalan 23'tür. X kaçtır? Arkadaşlar bir sayının 45'e bölünebilmesi için bu sayının 3, 5'e ve 9'a tam olarak bölünmesi lazım. Kalan 23 olduğuna göre kalan 5'ten büyük olamaz. O zaman 23'ü 5'e bölümünden bir daha 25'e 5'e bölüyorum. Kalan 3'tür. 23 9'dan büyük olmamalıdır. O zaman 23'ü 9'a bölüyorum. Kalan 5'tir. Demek ki 5'e bölümünden kalan 3, 9'a bölümünden kalan 5'tir. Bir sayının 5'e bölümünden kalan 3 ise y sayısı ya 3'tür ya da 8'dir. Rakamlar farklı dediği için 8 olmaz. Demek ki y sayısı 3'tür. O zaman sayımız 7x 8 3. Bu sayının 9'a bölümünden kalan 5 olması lazım. Buradan 18 artı x eşittir 9'un katından 5 fazla. Şu 5'i atarsak 13 artı x eşittir 9'un tam katı. Buradan arkadaşlar x sayısının 5 olduğunu görebiliyorum. Cevabımız 5. Cevabımız 5'tir. 49. soruda 20 basamaklı 7, 4, 7, 4 şeklinde giden bir sayı 45'e bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar 7 20 basamaklı olduğuna göre o zaman 7 tane 10 tane 7 var, bir de 10 tane 4 var. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi bu sayının 45'e bölünmesi demek 5'e ve 9'a bölünmesi demektir. Bu sayı en son 74 ile bitecek. Dolayısıyla 5'e bölümünden kalan 4'tür. Şimdi 9'a bölümünden kalan bakıyoruz arkadaşlar. Az önce dediğimiz gibi 10 tane 7 var. Bir de 10 tane 4 var. Bunları toplasak arkadaşlar 110 yapar. 110 sayısının 9'a bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? Kalan 2'dir. Kalan 2 olması için arkadaşlar 45'ten küçük olana kadar bu 2 ekliyorum. 45'ten küçük olmasını gerekecek kalan. Kalana 9 eklesem, şuraya 9 eklesem 11. Bir daha 9 eklesem 20. Bir daha 9 eklesem 29. 29 sayısına bakıyorum arkadaşlar. 29 sayısı 5'e bölümünden de kalan 4'ü veriyorsa aradığımız sayı 29'dur. O zaman buraya 5 dersek arkadaşlar 25 olur. Kalan 4 olur. Dolayısıyla 29 sayısını da 9'a böleyim. Buradan da 2 kalanı veriyorum o. Rakamlar toplamı da 11. Kalan 2'dir arkadaşlar. Buradan da görebiliyoruz. Buradan kaç diyebiliriz? 3 desek 27 olur. Kalan 2. Demek ki aradığımız sayı 29'dur. Bu sayının 45'e bölümünden kalan 29. 50. soruda arkadaşlar. Şunun parantezini açarsam şu ifadeyi 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diye düzeltiyorum. Burayı da 8 çarpı 7 faktöriyel, burayı da 7 faktöriyel diye yazayım. Buradan 7 faktöriyel parantezini alırsam 72 eksi 8 eksi 1 şeklinde düşüneceğim. Buradan 7 faktöriyel çarpı ne olur arkadaşlar? 63 olur değil mi? 63. Dolayısıyla ben buradan 98'i elde edebilirim. Nasıl? Buradan 7 çarpı gelecek. Şuradan da 9 gelecek. Bir de 7 faktörün içerisinde 2 çarpanı geleceği için bunu elde edebilirim. Aynı şekilde 72'yi de 54'ün katlarını da ne yapabilirim? 35'in katlarını da bulabilirim. Ama 44'ü bulamam. 44'ü bulabilmem için şunun içerisinde 11 çarpanı bulmam gerekecek. 11 çarpanı olmadığı için 44'e de tam olarak bölünemez diyeceğiz. Arkadaşlar 52. soruda Ali, Murat ve Mert bir oyun oynamaktadırlarmış. Oyunların kuralları şu. Herkes aklından iki basamaklı bir sayı belirlemekte. Herkes belirlediği sayı önce 9'a, daha sonra herkes kalan sayıyı 5'e, son olarak herkes kalan sayıyı 2'ye bölmektedir. Kalan sayılar bir karta yazılmalıdır. Kartta 0 hariç en küçük sayıya, tam sayıya sahip olan kişi oyunu kazanmaktadır. Oyunu Murat kazandığına göre oyunun kazananı Murat olduğuna göre Murat'ın belirlediği sayı hangisidir? Şıklardan gidersek arkadaşlar 35 sayısına bakalım. 35 sayısının 9'a bölümünden rakamlar toplamı nedir? 8'dir. Kalan 8'dir. 8'i 5'e böldüğümde arkadaşlar kalan 3'tür. 3'ü 2'ye böldüğümde kalan 1'dir. Kalan 1 olduğuna göre 0'dan başka en küçük sayı elde ettiğimiz için Murat'ı oyun kazanmış olur ve 35 sayısını elde etmiş olur.
53. soru 2020 TYT sorusu arkadaşlar. Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam diğer basamaklarındaki rakamları tam olarak bölüyorsa bu sayı ortak hatlı sayı diyoruz. Örnek vermiş. 428 ortak hatlı bir sayıdır. Onlar basamağındaki sayı diğer sayıları böldüğü için. En büyük ortak hatlı ile en küçük ortak hatlı sayının rakamları farkı kaçtır diyor, değil mi? Şimdi arkadaşlar en büyük sayı 936 düşünebiliriz. En küçüğü de arkadaşlar 213 diye düşünecek olursak arkadaşlar bu sayının farkı 3, 2, 723 cevabımız aşağıdır. Arkadaşlar bölünebilme kurallarını işledik. Şimdi bununla ilgili 27 tane soru var. Kolaydan zora doğru 3 renkle ifade etmişler. Bunları birlikte çözmeye başlayalım. Arkadaşlar birinci soruyla hemen başlıyoruz. İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 12 kalan 3 olmaktadır. Bu bölme işleminde bölen 5 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? Arkadaşlar bölünen sayı A dersem A bölü bölen 5 bölüm 12 kalanımız da buradan 3'müş. O zaman bu algoritmada ne yapıyorduk biz? A sayısı eşittir 5 çarpı 12 artı bir de kalanı eklediğimizde biz 63 olarak bu sayıyı bulabiliyorduk. İkinci soruda arkadaşlar bir algoritma, bölme algoritması vermiştir. A'nın alabileceği en büyük değer. A'nın alabileceği en büyük değer arkadaşlar kalanın en büyük değere bağlıdır. B sayısı 6'dan büyük, en büyük değeri 5 olmaktadır. Dolayısıyla ben şunu A eşittir 6 çarpı B artı B kalanı ekliyorum. Burada B sayısına 5 diyorum. A eşittir 6 çarpı 5 artı 5'ten A sayısı en fazla 35 olabilmektedir. Arkadaşlar 3. soruda 1980 sayısının 3 ile bölümünden kalan x'tir. 2010 sayısının 3 ile bölümünden kalan y'dir. X artı y istiyor. Arkadaşlar bir sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olması lazım. O zaman 1980 sayısındaki rakamları topluyorum. 1, 9, 8 ve 0'ın toplamı 3'ün katı olması gerekir. Bu toplam 18 olduğuna göre 3'ün katından kalan 0'dı. Demek ki buradan x sayısı 0. Aynı şekilde 2010 sayısı 3'e bölümünden kalan y olduğuna göre 2010 sayısının rakamlar toplamına bakıyorum. 1, 2 artı 0 artı 1 artı 0'dan 3'ün katı olması gerekir buradan. Bu da 3 eşittir. 3'ün katından kalan yine 0'dır. Y sayısı da arkadaşlar kalan olduğuna göre kalan 0'dı. Toplamı 0'dı. Cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soruda ABC birer doğal sayı olduğuna göre C değeri istiyor. Arkadaşlar şu birinci ifadede A sayısı eşittir 5 çarpı B artı 2. Şu ifadede arkadaşlar yine A sayısı eşittir 5 çarpı B eksi 3 artı C ifadesi. İkisi de A sayısının eşit olduğuna göre bu iki sayı birbirine eşittir. O zaman 5 buradan yazıyorum 5B artı 2 sayısı. Şu dağılma özelliğini de kullanırsam 5b eksi 15 artı c sayısına eşittir. Şimdi arkadaşlar buradan şu sadeleştirmeyi yapayım. Şu 5b ile 5b birbirini götürecektir. Dolayısıyla bu eksi 15'i bu tarafa atarsanız 2 artı 15 eşittir c olmuş olur. Buradan da c sayısı 17 olduğu görülmüş olur. Beşinci soruda 3 basamaklı ABC sayısı 2 basamaklı AB sayısına bölündüğünde kalan bölümden 4 eksik olduğuna göre C sayısı kaçtır? ABC sayısını AB sayısına böldüğümde bir defa AB var. Buradan kalan 0. C'yi aşağı indirdiğimde C'de AB olmadığı için buraya bir tane 0 ekliyorum. Şu kalanın bundan 4 eksik olduğuna göre yani C sayısı onun 4 eksiğidir. Buradan C sayısı 6 olmuş olur. Altıncı soruda arkadaşlar, şu kalemi alınmadım. Altıncı soruda arkadaşlar, x doğal sayısı 9 ile bölümünden kalan 9'a bölünmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 9 ile bölümünden 2 kalanı verecektir? Arkadaşlar x yerine 9 yazıyorum. X yerine 9 yazarsam burası 81 yapar. 81'den 2 çıkartırsam ne yapar arkadaşlar? 79 yapar. 79'un 9'a bölümünden 2 kalanı vermez. Buraya 9 yazarsam 27 olur. 27'den
6 çıkarsak 21 olur. 21'i 9'a bölerseniz arkadaşlar 2 defa var. 18 kalan 3'tür. 2 kalan vermez. 9 sayısını buraya yazarsam 4 çarpı 9 eksi 7 36 29 sayısına ulaştırır. 9'a bölersek arkadaşlar rakamları toplamına da bakabilirsiniz. 2 defa 3 defa deseniz 27 kalan 2'dir. Cevabımız C şıkkıdır. 7. soruda arkadaşlar M üzeri 4 sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre bu ifadenin 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Kalan üzerinden işlem yapacağım. Yani M üzeri 4 gördüğüm yere 5'i pardon 3'ü yazmam gerekir. O zaman şu ifadeyi düzeltiyorum şuradan. 2M üzeri 4 artı 3 çarpı M üzeri 4'ün karesi şeklinde yazabilirim. Burası da M artı 4'ün 3. kuvveti yazabilirim. Şimdi arkadaşlar burada M üzeri 4'te M üzeri 4'te 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 3'ün karesi artı 3'ün 3. kuvveti. Bu şekilde devam edersek arkadaşlar burası 6 artı 27 artı 27. Bu da ne yapar arkadaşlar? 27, 27, 54, 60 yapar. 60 sayısını 5'e böldüğümde arkadaşlar kalan 0'dır. Buraya 12 yazarsak kalan 0 olur. 8. soruda x sayısının 7 ile bölümünden elde edilen bölüm y kalan 5'tir. Y sayısının 4 ile bölümünden bölüm z kalan 3'tür. Buna göre x sayısının 14 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalan toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar x sayısını 7'ye böldüğümde bölüm y kalan 3 kalan 5'miş. Aynı şekilde y sayısını 4 ile böldüğümde bölüm z kalan 3'müş. Algoritmadan buradan x eşittir 7 çarpı y artı 5 ifadesi, buradan y sayısı eşittir 4 çarpı z artı 3'tür. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen bir renk seçimi yapalım. Şuradaki y gördüğüm yere şu ifadeyi buradan alıp burada y'de yerine yazıyorum. Dolayısıyla x eşittir 7 çarpı 4z artı 3 artı 5 ifadesi olur. Buradan dağılma özelliğini kullanırsanız 28z artı 26 oldu. Şu 3, 5'i de topladım. Şimdi bu ifadenin 4 ile bölümünden. Şurası 4'ün tam katı olduğu için 4 ile bölümünden kalan 0'dır. Şurası arkadaşlar son iki rakam zaten 26'dır. 26'nın 4 ile bölümünden arkadaşlar kalan kaç olur? Kalan 2 olur. O zaman şunu şöyle yazabilir miyim? Şunu 14 desem, buraya 14 desem 2z artı 13 desek arkadaşlar. Arkadaşlar bölümle kalanın toplamını istediği için işlem şu şekilde 28z artı 26'yı 14'e böleceğiz. Buradan 2z var. 28z yapar. Bunu çıkarttığımız zaman 26 kalır. Dolayısıyla bir daha 1 yazıyorum buraya. 14 olur. Buradan da kalan 12'dir. Bölüm ve kalanın toplamı. 2z artı 1 artı 12. Buradan da 2z artı 13 cevabımız olur. Bu şekilde istediği için cevabımız böyle olur. 9. soruda 3 basamaklı A7A sayısının 45 ile bölümünden kalan 12 olduğuna göre A kaçtır? Bir sayının 45 ile bölünebilmesi için o sayının 5'e ve 9'a bölünmesi gerekir. Şimdi 5'e bölümünden kalan 12 olmayacağı için 12'yi 5'e böldüğümde kalan 2'dir. 5'e bölündüğünde kalan 2'dir. 12'nin 9'a bölümünden kalan 12 olmayacağı için 12'yi 9'a bölersem kalan 3'tür arkadaşlar. Demek ki bu sayının 5 ile bölümünden kalan 2, 9 ile bölümünden kalan 3 olması lazım. O zaman şuradan arkadaşlar A sayısı 5 ile bölümünden kalan 2 olması için A sayısı ya 2'dir ya da 7'dir arkadaşlar. A sayısı 2 ise buradan 2, 7, 2 sayısı. Bu sayının rakamları toplamı 9'un katından 3 fazla olması gerekir. Buradan da ne yapar? 11 yapar. 11 buradan çıkartırsam 9'un katı şeklinde yazarsam kalan buradan 8 oluyor. Olmuyor. Bunu alamıyoruz. O zaman A sayısı 7 ise
Olaya bakalım. As ise şu olur. 7, 7, 7. Bu sayının rakamları toplamı 9'un katından 3 fazla olması lazım. Şurayı topladığım zaman rakamlar toplamı 21 yapar. Şu 3'ü bu tarafa gönderirseniz eksi 3 diye geçer ve 9'un katı olması gerekir. Bu ifadeden de 18 olur. 18'in 9'a bölümünün kalan 0 olduğunu görebiliyorum. Demek ki kalan 3'tür. Buradan da A sayısı da 7. A sayısı 7 olduğuna göre cevabımız C şıkkıdır. 10. soruda 6 basamaklı ABC, ABC doğal sayısının aşağıdakilerden hangisini daima tam olarak bölünür? Şimdi arkadaşlar ABC sayısını şu şekilde açabiliriz. ABC 0 0 0 artı ABC diye düşünebiliriz. Şu sıfırlar 1000 çarpı ABC artı ABC şeklinde düşünebilirim. Dolayısıyla burası 1001 çarpı ABC sayısı olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar 1001 sayısı aşağıdakilerden hangisine bölünmez? 2'ye bölünmez tek olduğu için. 2'ye bölünmediği için 6'ya da bölünmez. Çünkü 6'ya bölünebilmesi için hem 3'e hem de 2'ye bölünmesi gerekiyordu. Bölünmez. Rakamlar toplamı 9'un katı olmadığı için 9'a da bölünmez. Son rakamı 0 olmadığı için 10'a da bölünmez. Demek ki tam olarak bölünebildiği 11'dir diyoruz. Cevabımız açık. Rakamlar birbirinden farklı 12 ile bölünebilen 3 basamaklı en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar en büyük sayımız ve rakamlar birbirinden farklı 984'tür. 12'ye bölünebilmesi için hem 3'e hem de 4'e bölüneceğini unutmamamız gerekir. Son iki rakamın 4'ün katı olması gerekir. Tamam, şu anda 84 4'ün katıdır. Rakamlar toplamı da 3'ün katı olması lazım. Şunları topladığımda 12, 21, 21 de 3'ün katı olduğuna göre hem de rakamlar toplamı da 21'dir diyoruz. 12. soruda 109 ve 91 sayılarının bir A doğal sayısı ile elde edilen kalanlar birbirine eşit olmaktadır. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar aynı kalanı verebilmesi için bu iki sayının farkına da tam olarak bölünmesi lazım. Yani 109'dan 91'i çıkarttığımızda 18 sayısını elde etmiş oluyoruz. Demek ki bizden istediğimiz ifade 18'in pozitif bölenleri. 18'in doğal sayı, zaten doğal sayı dediği için bölenleri. O zaman 18'in bölenleri kimlerdir arkadaşlar? 1, 2, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 18'in kendisine bölünür. Başka da var mı bölünecek? Yok. Şimdi bu rakamlar toplamı 18, 27, 33, 36, 38, 39. Cevabımız E şıkkıdır. 13. soruda 5 basamaklı x4, y4, 3, 2, y sayısı 45 ile tam olarak bölünebildiğine göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir sayının 45 ile bölünebilmesi için bu sayının 5'e ve 9'a bölünmesi gerekir. Bir sayının 5'e bölünebilmesi için son rakamının 0 veya 5 olması lazım. Yani y sayısı 0 ise ve 5 ise. Y sayısı 0 ise, y sayısı 0 ise sayımız 4, x4, 3, 2, 0 veya y sayısı 5 ise sayımız x4, 3, 2, 5 olur. Bunun rakamlar toplamı 9'un katı olması lazım. Bunun rakamlar toplamı da 9'un katı olması lazım. Şu rakamlar toplamı ne yapar? 5, 9 yapar. Eşittir 9'un katı. 9'un katı. Buraya 0 yazamıyorum. Başa 0 gelmiyor. Dolayısıyla bu 9 olur. Şuradaki rakamlar toplamına baktığımız zaman 5, 10, 14 olur. 14 artı x sayısı 9'un tam katıdır. Dolayısıyla x 4 olur. X'in alabileceği değerler 4 ile 9'un toplamı, cevabımız 13'tür. 14. soruda 3 basamaklı AB6 doğal sayısı 12 ile tam olarak bölünebilmektedir. AB'den küçük olduğuna göre bu şartlara uyan kaç tane AB6 sayısı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar bir sayının 12 ile bölünebilmesi için bu sayının 3'e ve 4'e bölünmesi lazım. 4'e bölünmesi için son iki rakamının 4'ün katı olması lazım. Buradan yazdım arkadaşlar hazır bir şekilde. Son iki rakam. O zaman B ne olur? B 1 olabilir. 2, 1 olur, 3 olur, 5 olur, 7 olur ve 9 olur. Şimdi bu şarta göre B1 olduğunda
A artı 7 rakamlar toplamı 3'ün katı olması lazım. A artı 7 buradan arkadaşlar ne olmuş olur? 3'ün katı olması lazım. A 2, 5 ve 8. Şimdi B'yi 1 seçtiğimde, B'yi 1 seçtiğimde A daha büyük çıkıyor. O zaman bu değer sağlanmıyor. Çünkü A B'den küçük olması lazım. B'yi 3 seçtiğimde rakamlar toplamı 9. A artı 9 3'ün katı olmuş olur. Buradan A ne olmuş olur? 0 olur. 3 olur. 6 olur. 9 olur. 3'ten küçük değer 0 var ama 0 başa gelmeyeceği için 0'ı alamıyorum. Bu da olmaz. B sayısını 5 dediğim zaman rakamlar toplamı ne olmuş olur? A artı 11 3'ün katı. Buradan A'ya 1 gelebilir, 4 gelir. 5'ten küçük 1 ve 4 değeri olur. Şu iki değeri kabul ediyorum. 7 sayısı 5'ten büyük olduğu için alamıyorum. Buradan bir iki tane değer geldi. B sayısı 7 ise arkadaşlar, B sayısı 7 ise rakamlar toplamı ne olmuş olur? A artı 13 eşittir 3'ün katı. A sayısı buradan 2, 5 ve 8 oluyor. 7'den küçük olması için 2 ve 5'i seçiyorum. Buradan da bu iki tane değer gelmiş oldu. B sayısını 9 dediğim zaman arkadaşlar rakamlar toplamı A artı 15 3'ün katı olmuş olur. Buradan A sayısı 0, 3, 6 ve 9 oluyor. 0 başa gelmeyeceği için 0 alamıyorum. 3 ve 6. Kaç değer olmuş oldu? Buradan 2 tane. Şuradan 2 tane. Şuradan da arkadaşlar 2 tane değer. Toplamda 6 değer cevabımız C şıkkıdır. 13. 15. soruda arkadaşlar ardışık 3 çift sayının toplamı ifadelerinden hangilerine daima tam olarak bölünür? Ardışık 3 çift sayı yazalım arkadaşlar. 2n, 2n artı 2, bir de 2n artı 6 ifadesi. Arkadaşlar bunlar hepsi çift olduğu için 2'ye tam olarak bölünür. 3'e bölünür mü arkadaşlar? Rakamlar toplamına bakıyorum. Şunların bu sayıları topladığımda, şu sayıları topladığımda ne olmuş olur arkadaşlar? 6n artı 8 olmuş olur. 6n artı 6 olmuş olur. Pardon, şurası 4 olması gerekir. 6n artı 6 3'ün tam katı olduğu için arkadaşlar 3'ün katıdır. Dolayısıyla 3'e de tam olarak bölünebilir diyoruz. Arkadaşlar şu ifade 4'ün katı olmadığı için 4'e bölünemez. 5'in katı olmadığı için şu ifade 5'in katı olmadığı için 5'e de bölünemez. 6'nın katıdır. Buradan 6 parantezini alsam n artı 1 şeklinde olmuş olur. 6'nın katı olduğu için 6'ya bölünür. Zaten burada 3'e ve 2'ye bölünüyorsa, 3'e ve 2'ye bölünüyorsa 6'ya da bölünmesi gerekir şartımızdan dolayı. Dolayısıyla 1, 2 ve 5. durum. 1, 2 ve 5 cevabımız E şıkkı. 16. soruda 5A, 7B, 4 basamaklı bir doğal sayısı 40, 45'e bölmüş. İfadesi bir tam sayı olmuş. A'nın alabileceği farklı değerler toplam kaçtır? Arkadaşlar bu sayı 45'e bölünmüş demektir. 19 eksiği 45'e bölünmüş. O zaman ben şu sayıyı 45'e bölünüyorsa, bir sayı 45'e bölünüyor ise bu sayı 5'e ve 9'a bölünmesi lazım. Şu 19'un kalan 19'u 5'e bölümünden kalan 4, 9'a bölümünden ise kalan 1'dir. O zaman şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. 5'e bölümünden kalan 4 olabilmesi için B sayısı 4'tür veya 9'dur arkadaşlar. B sayısı buradan B4 veya 9'dur. Eğer B4 ise B4 için ifadeye bakalım. Buradan 5 artı A sayısı artı 7 artı 4 eşittir 9'un katından bir fazla. Çünkü 9'a bölümünden kalan 1'dir. Bir fazlası. Buradan işleme devam edersem 11, 16, 16 artı A eşittir 9'un katı artı 1. Şu 1'i buradan çıkartırsanız 15 artı A sayısı eşittir 9'un tam katı olmuş olur. Dolayısıyla buradan A sayısı 3 olur. Bu 1. B sayısı 9 için olaya bakalım. Buradan o zaman 5 artı A artı 7 artı 9 sayısı eşittir 9'un katından bir fazla olması lazım. 16, 21. 21 artı A sayısı eşittir 9'un katından bir fazla. Şu 1'i çıkartırsanız 20 artı A sayısı eşittir 9'un tam katı. Burası 7 olmak zorunda. O zaman A sayısı 1, 3 alabiliyor. 1 de 7 alıyor. Bunların toplamı 10'dur. Cevabımız B şıkkı.
17. soruda arkadaşlar birden 9'a kadar olan rakamlar değerleri adedince yan yana yazılıp şöyle bir sayı elde ediliyormuş. 1 tane 1, 2 tane 2, 3 tane 3, 4 tane 4, 5 tane 5 velhasıl 9 tane 9. Bu nasıl olur arkadaşlar? Bu şöyle olur. 1 tane 1 artı 2'nin karesi 2 çarpı 2, 2'nin karesi 4 yapar. 3 çarpı 3 9 yapar. 3'ün karesi artı 4 çarpı 4 16 yapar. 14'ün karesi yani toplamları olduğu için 4 çarpı 4 bunu şekilde yazabiliyorum demek istiyorum. 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi. Arkadaşlar ister böyle yazarsınız, ister 1 yazarsın, 2 çarpı 2 yazarsın, 3 çarpı 3 yazarsın. Bu şekilde de yazabilirsin. Buradan arkadaşlar bu sayıların değerlerine bakın. 1 artı 4 artı 9 artı 16 artı 25 artı 36 artı 49 artı 64 artı 81. Şimdi buradan arkadaşlar 9'a bölünenleri siliyorum. Bu 9'un katıdır siliniyor. 9'un katıdır. 9'un katıdır. Bunlar gitti. Geri kalanlara bakıyorum arkadaşlar. 1 ile 4'ü topladım. 5, 21, 46, şuradan 46 yazayım. Şurası da 49, şurası da 64 arkadaşlar. Şimdi şunun rakamları toplamı 9'a bölümünden kalan 1'dir. Şunun rakamları toplamı 9'a bölümünden kalan 13'tür burası. 13 kalan kaç olur? 13 9'a böldüğünde kalan 4 olur. Şunun rakamları toplamı 10'dur. 9'a bölümünden rakamlar toplamı 10 yapar. Kalan 1'dir. Bunları toplasam kalan 6 olmuş olur. Cevabımız E şıkkıdır. 18. soruda birbirinden farklı olan A artı 5'tir. C artı D. O da eşittir. EF eşitliğini sağlayan şöyle örnekte verilmiş. Buna göre 9'a bölünebilen ABCD EF sayısı en küçük kaçtır? Arkadaşlar bu şu ifadeyi ben nasıl yazayım buraya? En küçük olabilmesi için birler basamağını 1 yazıyorum. Şuraya 8 yazarsam 9 olur toplamları. Şuraya 0, şuraya 9 yazarsam toplamları 9 olur. Dolayısıyla buraya 2, buraya da 7 kalmış olur. Bu sayının rakamları toplamına bakıyorum. 9, 9, 9, 9'un tam katı olduğu için bu sayının 9'a tam olarak bölünmüş olur. Ve dolayısıyla E sayısına da 2 gelmiş oldu. Cevabımız B şıkkıdır. 19. soruda A sayısının 10 ile bölümünden kalan 4'tür. A küp sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar kalan üzerinden işlemi yapabiliyorum. A gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4'ün küpü ne yapar? 64 yapar. 64 sayısının 5 ile bölümünden arkadaşlar şuradan kalan kaç olur? Kalan yine 4 olur. 20. soruda 12 kilogram kutularda bulunan şekerin toplam ağırlığı 4 basamaklı 2A3B sayısı olduğuna göre kutu sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir sayının 12'ye bölünebilmesi için hem 3'e hem de 4'e bölünmesi gerekir. Şimdi bu sayı 2A3B sayısı 4'e bölünebilmesi için son rakamı ya 2 olmalıdır ya da 6 olmalıdır. B sayısı 2 ise ne olur arkadaşlar? Sayımız 2, A, 3, 2, 3'ün katı olması gerekir. Buradan da 5, 7 artı A sayısı eşittir 3'ün katı olmalıdır. Buradan A sayısı 2. En az istediği için arkadaşlar en az kutu sayısının en az istediği için ben buradan diğerlerine bakmama gerek yok. Bir de arkadaşlar B sayısı 6 ise burada ne olur? 2, A, 3, 6 sayısı 3'ün tam katı olması lazım. Dolayısıyla 9, 11 artı A sayısı eşittir 3'ün katından. En az dediği için buradan da 1 diyorum. Sayımız ne oldu arkadaşlar? Sayımız şöyle oldu. B eşittir 2 için 2, 2, 3, 2 olur. B sayısı eşittir 6 için sayımız 2, 2, 3, 6 olmuş oldu. Şu A sayısı 1'di arkadaşlar. Şurası 1. Peki en az bu olduğuna göre bunu ne yapacağım? 12'ye böleceğim. 12'ye böldüğüm zaman 178 cevabımız A şıkkı. Sayma sayısının 9 ile bölünebilmesi için sayının rakamları toplamının 9'a bölünmesi gerekir.
bölünemiyorsa rakamlar toplamından elde edilen sayı 9'a bölünerek kalan bulunur. X sayısı 43, 43, 43, 12 basamaklı şeklinde devam etmiş. O zaman ne yapıyorum? 6 tane 4 var, çarpıyorum, artı rakamlar toplamı 9'un 9'un katı olması lazım. Bir de 6 tane 3 var. Buradan 24 artı 18 yapar. Arkadaşlar 18 9'un tam katı olduğu için 9'a bölümünden kalan 0'dır. 24 rakamları toplamı yani 9'a bölümünden rakamlar toplamı 6 olduğu için kalan 6'dır. O zaman buraya 6 yazayım. Şimdi arkadaşlar 18 basamaklı 307, 307, 307 şeklinde. Bunu 3'e bölersem 6 tane 307 şeklinde bir grup var. Ve bu grubun içerisindeki rakamlar toplamı nedir? 10'dur. 6 tane bundan olduğu için 10'la çarpıyorum. 60 yapar. 60 sayısının 9 ile bölümünden rakamları toplamına bakıyorum. Bu da rakamları toplamı 6'dır. Kalan 6'dır. 9'a bölümünden kalan 6'dır. Y de 6. Şimdi 24 basamaklı 5143, 5143 şeklinde gidiyor. 4 basamaklıdır. 24'ü 4'e bölersem 6 tane böyle grup var. 5143, 5143. Arkadaşlar bir tanesindeki rakamların toplamı şöyle 6 çarpı diyeyim. 5 bir tanesindeki rakamlar toplamına bakıyorum. 4, 1, 4 ve 3'ün toplamı ne yapar arkadaşlar? 13 çarpı 6'dan 78 yapar. 78'in 9'a bölümünden rakamları toplamına bakıyorum. 7 artı 8, 15 yapar. 15'in 9'a bölümünden de kalan 6'dır. Yani burada x yerine 6 yazıyorum. Buraya 6 yazıyorum. Buraya 6 yazıyorum. Dolayısıyla bu işlem ne oldu? 12 artı 6 artı 18 yapar. 18 9'un katı olduğu için bir daha topluyorum ve 0 yapıyor. 6'nın 9'a bölümünden kalan 6'dır. 12'nin 9'a bölümünden kalan 3'tür. Şurası da 6. Tekrar bunları topluyorum. 9'dur. 9'un 9'a bölümünden kalan 0'dır. Cevabımız A şık. 22. soruda. Arkadaşlar 12 faktöriyel 13 faktöriyel toplamı aşağıdakilerden hangi? 12 faktöriyeli bırakıyorum. 13 faktöriyeli de 13 çarpı 12 faktöriyel diye yazıyorum. Burada 12 faktöriyel parantezini alırsam 1 artı 13 yazmış olurum. Buradan da arkadaşlar 12 faktöriyel çarpı 14 olmuş olur. Bizden istenen nedir arkadaşlar? Bizden istenen aşağıdakilerden hangisine bölünemez? Bu 14 arkadaşlar 7 çarpı 2 diye yazarsam 7'nin katı olduğu için 7'ye bölünür. 72 2'nin katı olduğundan dolayı 2 ve 2'nin katları geleceğinden dolayı burada yine bölünmüş olur. 28 7 2 4'ün çarpımı 7 ile 4'ün çarpımını buradan elde edebileceğim için bölünür. Aynı şekilde arkadaşlar 32 de bölünür. 12 faktöriyeli açtığınız zaman burada 8 ile 4'ün çarpımı yine 32 yapar. 32'nin katı vardır ve 32'ye bölünür. Burada 46'nın katını bulamayacağım için yani burada neyi bulamam? 23'ü bulamam. 23'ü bulamadığım için arkadaşlar 46'ya bölünemez diyorum. 23. sorudan. Bir seyyar satıcı 30 günü olan bir ayın cumartesi ile pazar veya asal sayı olan günlerinde dinleniyormuş. Diğer günlerde çalışıyor. Buna göre seyyar satıcı en çok kaç gün çalışmış olur? Şimdi arkadaşlar burada 30 günlük bir takvim oluşturduk. Şimdi asal günlerin olduğu günleri, asal günler 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve burada 29. Bunlar asal günlerdir. Bu asal günlere saydık. Şimdi arkadaşlar en fazla çalışması için asal günlerin en çok olduğu hafta sonlarına denk getirmemiz gerekiyor. Şimdi mesela şu birinci sütuna baktığımız zaman şu birinci sütunda bir tane asal sayı var. Şu sütuna baktığımız zaman cumartesi günü yazdım iki tane asal sayı var 2 ve 23. Pazar günü bunlar art arda gelen günler olsun istiyorum. Pazar günü yine 3 ile başlayan bir asal sayı var. Burada da 2 tane asal sayı var. Burada da fazla oldu. Şurada bir tane asal sayı var. Şurada bir tane asal var. Şurada birer tane asal sayı olmuş olur. Şimdi arkadaşlar şu art arda gelen cumartesi. Çünkü cumartesi ve pazar günleri ve asal olan artışık olan iki sayı, iki günü şu şekilde seçmiş oldum. Bunların dışında çalışmış oluyor. Bunların dışında çalışmış olduğundan dolayı ben şunu da şöyle bir renkle seçeyim arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4
Pazar günleri, cumartesi günü çalışmadığı için 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gün çalışmış oluyor. Cevabımız D şık. 24. soruda arkadaşlar. Yukarıda kaldırım taşlarını boyama iki makinenin boya yapmaya yarayan düzgün beşgen ve düzgün altıgen şeklindeki rulolar verilmiştir. Her iki rulonun da birer kenar uzunlukları 50 santimetre ve sadece işaretli kısımları ile kaldırım taşlarını boyamaktadır. Bu iki rulo uzunluğu 200 metre olan, şu önemli, 200 metre olan bir sokağın karşılıklı kaldırımlarını boyamak için kullanılacaktır. Sokağın başında ilk kaldırımları boyayarak işe başlayacağına göre tüm sokağın karşılıklı olarak aynı hizada boyandığı kaç tane kaldırım taşı vardır? Şimdi arkadaşlar şurayı önce bir silelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar başlangıçta ikisi de boyamış. Bundan sonra boyamalarına bakıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 adımda bir tekrar gelecek. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adımda bir tekrar başa gelecek. Yani ben şunu 5'in katı, pardon, şurası. Şurası 5'in katından bir fazla. Burası da 6'nın katından bir fazla tekrar aynı hizaya gelmiş olur. Şimdi her kaldırım taşının uzunluğu 50 santimetredir. 200 metrede arkadaşlar, 200 metre santimetreye çevirirsek şöyle 20.000 santimetre olmuş olur. Bunu 50 santimetreye bölersem arkadaşlar 400 tane kaldırım taşı vardır. 400 tane taş var. Şimdi bu iki ifadenin ek okuna bakıyorum. A kadar bir sayı olsun. 5K artı 1 eşittir 6M artı 1 ifadesi. Her taraftan 1 çıkartırsam şuraya bir eksiğini alıyorum. Şurası 5'in katı. Şurası da 6'nın tam katı. Yani 5 ve 6'nın ekoku ne olmuş olur arkadaşlar? Buradan 30 ve 30'un katları olmuş olur. Şunu 30'un katı diye yazıyorum. Bu 30'un katı arkadaşlar 400'den küçük en büyük ifade istiyorum. Ben bu k'ya 13 yazarsam 390 yapar, 400'den küçük. 14 yaparsam 420 geçer. Demek ki k sayısı 13'müş. A eksi 1 ifadesini demiştim. Şu sıfırıncı adım olarak kabul etmiştim. Buraya 0 yazarsam, m yerine de 0 yazarsam birinci adım bir tane boyanmış oldu. 13 tane buradan boyanmış oldu. Bir tane de başta buradan vardı. Ekliyorum. 14 tane adım taş karşılıklı olarak boyanmış olur. Cevabımız 5. 25. soruda arkadaşlar. Şu ifadeyi x eşittir 6m artı 2 diye yazabilirim. Y sayısını da 12n artı 5 olarak yazabiliyorum. X çarpı y'nin 6 ile bölümünden kalan kaçtır? O zaman ben bunu taraf tarafa çarpayım arkadaşlar. Buradan x çarpı y eşittir 6m artı 2 çarpı 12n artı 5 şeklinde yazılmış olsun. Şu dağılma özelliklerini kullanırsanız buradan 72 m sayısı artı 6 ile 5'i çarparsanız 60m olur. 2 ile 12n'yi çarparsanız 24n olur. 2 ile 5'i çarparsanız 10 olur. Şuradan arkadaşlar hemen şunu kullanıyoruz. 72 6'nın tam katı olduğu için 6'ya bölümünden 0. 60 6'nın tam katı olduğu için 6'ya bölümünden kalan 0. 24 sayısı 6'nın tam katı olduğu için 6'ya bölümünden kalan 0'dır. 10 sayısının 6'ya bölümünden kalan 4'tür. Bu işlemin kalanı da 4 olmuş olur. Cevabımız E şıkkıdır. 26. soruda 5 basamaklı A, 2, 3, B, C sayısı 60 ile tam olarak bölünüyor. A artı B artı en çok değeri kaçtır? Arkadaşlar bir sayının 60'a bölünebilmesi için o sayının 3'e, 4'e ve 5'e bölünmesi gerekir. Bu sayı hem 4'e hem de 5'e bölünürse son rakamı 0 olmak zorundadır. Dolayısıyla ben şu A sayısını şöyle yazayım. 2, 3, B, 0 yazayım. B sayısı 0 olur, 2 olur, 4 olur, 6 olur, 8 olur.
En büyük değeri B 8 olmuş olur. Rakamları toplamı artı 3'ün, şimdi bu en 8 olduğuna göre, B 8 olduğuna göre hem 4'e hem de 5'e bölünmüş oldu. Şimdi rakamları toplamı 3'ün katı olup olmadığına bakıyorum. A artı 2 artı 3 artı 8 artı 0 eşittir 3'ün katından. Arkadaşlar A sayısını en büyük seçmeye çalışacağım. Buradan 13 artı A sayısı eşittir 3'ün katı. A sayısı burada ne olur? 2 olabilir, 5 olur ve 8 olur. Dolayısıyla buradan arkadaşlar A sayısını da en fazla olduğu için 8 seçiyorum. 8 ile 8 ve 0'ın toplamı 16'dır. Cevabımız C şıkkıdır. Diğer durumlara bakmadım arkadaşlar. Diğer durumlar da var. Mesela B sayısını 0 seçtiğiniz zaman A'nın alabileceği değerler. B sayısını 2 seçtiğiniz zaman A'nın alabileceği uzun olduğu için ben direkt cevaba gittim. 27. soru ve son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki 10 çarpı 10 onluk kartı şeklindeki gibi birden başlanarak 100'e kadar olan sayılar yazılıyor. Gökhan 2'nin katı olan sayıları sarıya boyuyor. Erkan 3'ün katı olan sayıları yeşile boyuyor. Cengiz ise 5'in katı olan kutuları kırmızıya boyuyormuş. Buna göre birden fazla renge boyanan kutucuk kaç tane kutucuk varmış? Şimdi arkadaşlar şu ifadeye şöyle bir bakalım. Şimdi 2'nin ve 3'ün katı olan 6'nın katına boyanmış. 6 ve 6'nın katı. Aynı şekilde 3 ve 5'in katı olanlar 15'in katına bakacağız. Bir de 2 ve 5'in katı olan ifadeler yani onun katına. Şimdi kaç tane bu yüzlük kartlar içerisinde kaç tane 6 var? 6'nın katı var. Kaç tane 5'in katı, 15'in katı var? Kaç tane 10'un katı var? Ona bakıyorum. Yüzün içinde 6'nın katı kaç tane var? Ona bakıyorum arkadaşlar. 16 tane var. Yüzün içinde 15'in katı kaç tane var? 6 tane var. Yüzün içinde 10'un katı kaç tane var? 10 tane var. Bu bir. Bir de arkadaşlar hem 2'ye hem de 3'e hem de 5'e aynı anda bölünen yani 30'un katı olan sayılar da var. 30'un katı. Yani ben buradan 30'un katı, 60'ın katı ve 90'ın katını 90'ı ikişer defa saydım. İkişer defadan bunları da saymış oldum arkadaşlar. Bu ikişer defayı ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Yani buradan 16 burada vardı. 6 burada vardı. 10 burada vardı. Bunlardan da bir ikişer defa ikişer defa saydığım için bunlar arkadaşlar 6 taneyi buradan çıkartıyorum. Dolayısıyla 30 bu 22 32 6 çıkarırsak 26 tane kutucuk boyanmış olur.